da kapatıyor. Sizin görüntü kalitenizi etkilemesin Ha, diye. anladım. Ama şöyle bir uygulama da var. Mesela öğretmen arkadaşlarımız eğer isterlerse chat bölümünden belirtiyorlar. Hı, tamam. Biz onlara hem görüntülerini hem seslerini açıyoruz. Görüntülü ve sessiz soru sorabiliyorlar Tamam. Şu an başlayabiliyor konuklarımızı. muyuz? Bence başlayalım. Peki, Çok bekletmeyelim tamam. meslektaşlarımızı. Evet, saygıdeğer yöneticilerimiz, sevgili öğretmen arkadaşlarım, Isparta Eğitim Akademisi'nin bugünkü konuğu rehberlik uzmanı Ömer Öcal Bey olacaklardır. Hocam hoş geldiniz diyorum sizlere. Hoş bulduk. Hocam bizlere zaman ayırdınız. Çok sağ olun. Çok yoğun bir tempoda çalıştığınızı biliyoruz. İsterseniz fazla vaktinizi almadan kendinizi bize kısaca tanıtmanızı isteyerek programa başlayabilir miyiz? Tabii. İsmim Ömer Buyurun. Hocam. Ben de Milli Eğitim Bakanlığı'nda 95 yılında, 93-94 ile başladım. 95 döneminde Doğu'da rehberlik uzmanı olarak çalıştım okullarda, Fen Lisesi'nde, Anadolu Öğretmen Liselerinde ve Anadolu Lisesi'nde. Sonra Hasanoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi'nde rehberlik uzmanı olarak çalıştım. Ve aynı zamanda orada meslek dersleri vardı, arkadaşlar bilir öğretmen lise olanlar. Sonra 2000'de istifa ettim. Bir marka kurumun rehberlik biriminin başına geçtim. Evet. Rehberliğin planlanması, yürütülmesi ve Türkiye'de markalaşması konusunda uzun süre bir emeğim oldu. Isparta'ya da bu konu birkaç defa konferans için gelmiştim. Ya daha sonra psikolojiyi daha çok derinleşmek için Üsküdar Üniversitesi'nde uygulamalı ve pozitif psikoloji alanında master'a başladım. Sonra doktoraya devam ediyorum. Alanın pozitif eğitimi seviyorum. Çünkü daha önce eğitim sektöründe de çalıştığım için eğitimde okulların ve eğitimcilerin, öğretmenlerin sorunlarına vakıf olduğundan yani bu dünya değişebilir, bu hayat değişebilir diye böyle bir arayış içindeydim ve bu arada tabii çeşitli dergilerde de yazarlık yaptım, kitap çalışmalarında bulundum. Öğretmen lisesinde çok okuyup yazardık zaten. Daha sonra da işte bu marka kurumun rehberlik biriminden de ayrıldım. İşte genel müdürlük, genel koordinatörlük yaptıktan sonra. Sonra bütün eğitim sektörünün yani okul yöneticiliğinden ayrılıp ERD diye ERD Psikoloji diye bir psikoterapi merkezimizi kurduk. İki tane psikologumuz var, çok değerli arkadaşlar. Ve daha önce de tabii 5 yıldır devam eden 7. yılını tamamlayan ama aktif 5 yıl olan Eğitimde Rehberlik Dergisi diye bir dergimiz var. Bu dergi aslında bir sohbetle başlamıştı ve sohbet daha sonra dergiye evrildi. Ulusal yayın yapan, resmi olan, ondan sonra tüzel kimliği, kişiliği olan, çok değerli akademisyen ve rehberlik uzmanı, psikolog, yazarlardan oluşan bir dergimiz var. O dergide yazmayı, çizmeyi, düşünmeyi seviyoruz. Ticari kaygısı yok dergimizin. Bütün eğitimcilerin kullanımını açık, hatta internet sitemizde şöyle bir cümlemiz var. Buradaki yazıları alıp kullanabilirsiniz, sadece oradaki yazarın haklarına saygı olmak şartıyla ismini kullanarak hiç izin istemenize gerek yok. Biz bilenden alıyoruz, bilmeyene vermeye, ulaştırmaya çalışıyoruz. ERED'in amacı bu. İçimizde de yazmak isteyen arkadaşlarımız varsa yapılan araştırmalar, deneyimler APA kriterlerine uygun olmak şartıyla dergimizde yazarlık yapabilirler. Kısaca Evet böyleyiz. hocam, teşekkür ederiz. Kendinizi kısaca tanıtmış oldunuz çalışmalarınızda. Hocam, bugün aslında pozitif rehberlik nedir? Bunun okullardaki uygulamaları veya bir anne baba olarak ebeveynler olarak ergenlerle ilgili davranış tarzları hakkında sizinle bir söyleşi yapacağız. Evet. Bu arada öğretmen arkadaşlarımız da bize belirtirlerse soru sormak isteyebilirler, görüşlerini belirtebilirler. Chat bölümüne yazmaları durumunda onlara kameralarını açabiliriz veya sesli veya görüntülü olarak nasıl arzu ederlerse. Sizlere sorularını yöneltebilirler. Aslında Evet. bugün program çok dolu hocam. Tamam. Ama konuya geçmeden önce malum çok sık yaşamadığımız ve hayatımızı ciddi anlamda sarsan bir koronavirüs pandemisi var günümüzde. Bu pandemi ve karantina süreci ruh sağlığımızı gerçekten etkiledi diye düşünüyoruz. Hepimizin etkilendik sanırım bu işten biz. Evet. Bu süreçte hocam ruh sağlığımızı korumak ve daha doyurucu bir yaşam için neler yapabiliriz, bizlere neler önerebilirsiniz? Peki Sayın Hocam, bu sorunuzu unutmadan isterseniz bir uygulamayla, bir mindfulness uygulamasıyla bir Evet. rahatlayarak nefes beden farkındalığı meditasyonu ile başlayalım. Bizim Buyurun. çalıştığımız kuram ve bizim çalıştığımız alanda bu yönde. Ondan sonra da sohbetimizi derinleştirerek devam edebiliriz. Önce
bir beden, zihin, nefes farkındalığı ile ilgili arkadaşlarımızın hepsi oturuyorlarsa oturdukları koltuklarda, bağdaş kurup oturuyorlarsa yerde ya da uzanarak da yapabiliyorlarsa evlerinde yapabilirler ama bunun en önemli bir tarafı önce postürümüze bir bakalım. Yani önce koltuğumuzdaysak, bütün arkadaşlar beni dinleyebiliyorsa, bütün arkadaşlar koltuğunda otursunlar. O belleri dik hale gelsin, bel dik. Omuz kürekleri birbirine yakın, kürek kemikleri birbirine yakın. Açık göğüs, dizler rahat ve ayak, iki ayak da yere bassın. Tekrar ediyorum, iki ayağımız yerde bastığını, iki ayak yere bastığını. Koltuğumuzda dik bir pozisyonda, postürde oturduğumuzu. Kürek kemiklerim birbirine yakın. Göğüs açık, başı hafif önde. Gözleriniz kapalı olabilir. Peki, önce postürünüze baktıktan sonra postürünüzü değiştirebilirsiniz. Nasıl bir postürde rahat edebiliyorsanız o şekilde oturun. Ayağınızın yere bastığını, elinizin dizinizin üzerinde olduğunu ve asil bir duruşla önce bedeninizi bütün olarak fark edin. Yani saç telinizden ayak tırnaklarınıza kadar bedeninizi bütün olarak fark edin. Ve şimdi doğal bir nefes akışınıza, doğal nefes alıp vermenize bakın. Fark edin sadece bunu. Asil bir duruş, açık bir göğüs ve hiçbir nefes alışverişinizi değiştirmeden, nefesinizi değiştirmeden doğal halde ağzınızdan alıyor olabilirsiniz, burnunuzdan alıyor olabilirsiniz. Sadece doğal akışında nefesinizi fark edin. Doğal halde nefesinizi alıp verirken nefes almanızdaki an be an değişimi, nefes vermenizdeki an be an değişimi fark edin. Nefes almanıza ve nefes vermenize. Nefes almanıza, nefes vermenize. Ve şimdi an be an nefesinizle bedeninize yolculuk yapın. An be an. Nefes alıp verirken bedeninizin de yukarıdan aşağı doğru hafiflediğini fark edin. Alnınız, yüzünüz, omuzunuz, kollarınız. Her nefes alıp verirken bedeninizin aşağı doğru hafiflediğini, beliniz, karın kasınız, pelvis bölgeniz, dizleriniz, baldırlarınız ve ayaklarınız, ayak bilekleriniz. An be an nefes alırken ve nefes verirken şimdi bütün bedeninizi fark edin. Bütün olarak fark edin. Nefes ve an, anda kalmak. Bütün bedeninle nefesini alıp verirken şimdi de. Şimdi bütün olarak bedeninle nefes alıp vermene odaklan. Bütün olarak nefesin bedeninle ve hem de burun ya da ağzından nefes alıp verdiğini fark et. Ve bunu yaparken bir önceki anla şimdiki an arasındaki farkı fark et. Zihninden çeşitli düşünceler gelip geçiyor olabilir. Çünkü düşünceler doğal halde gelir ve doğal halde gider. Şu an nefes alıp verdikçe bedenini fark edebilirsin. Bedendeki değişimi. Şimdi nefes alırken ki bedendeki konforuna, nefes verirken ki konforuna bak. Nefes alırken mi daha konforlu, nefes verirken mi daha konforlu? Şimdi uzaktan gelen sesleri bilincinin ön tarafına getir. Nefes alıp verirken bedeninde, dış dünyadan bedenin dışına gelen sesleri fark et. Sorgulamadan, yargılamadan, şefkat ve nezaketle ve merakla.
Sadece duyumsa. Senden uzaktaki o sesi duyumsadığında merak ve ilgiyle, şefkatle nefes alıp verirken şimdi uzaktan gelen bu dış dünyadan gelen sesleri bilincinin arka tarafına atarken bilincinin ön tarafına iç dünyanda içinden gelen sesleri fark et. Örneğin ayağında bir karıncalanma, bedenindeki bir değişim, içindeki bir his. Bunları fark et. Sadece merak ve hayretle, ilgiyle, sorgulamadan ve yargılamadan sadece fark et. Şimdi düşüncelerini fark et. Ne düşündüğünü, zihninde neler gelip geçtiğini bilincinin odağına getir ve uzaktan bir bakıp fark etmeye davet ediyorum. Nefes alıp verirken an be an düşüncelerinin sadece fark etmeye davet ediyorum. Sorgulamadan, yargılamadan. Şimdi birleştirme vakti. İç seslerini, duygularını ve düşünceni bütün bedeninle birleştirmeye davet ediyorum. Bedeninin rahatladığını ve bu düşünceleri yargılamadan, sorgulamadan, şefkat ve nezaketle ve aynı zamanda duygularını da sadece onların birer misafir gibi olduğunu, gelip geçtiğini, doğal halde gelip doğal halde geçtiğini fark et. Ve şimdi bütün bedeninde şefkat ve nezaketle yargılamadan, sorgulamadan bedeninde nefes alıp verirken bütün olarak fark etmeye davet ediyorum. Rahatlamış bir beden ya da gevşemiş bir beden, kendine şefkat gösteren sen, kendine nezaketle davranan seni fark et. Şimdi derin nefes alıp verirken saç telinden ayak tırnağına kadar bütün olarak bedeninle nefes alıp verdiğini fark et ve kendine nezaketle, şefkatle davrandığını fark et. Affet. Ve şimdi içinde yaşadığımız dünyada pek çok ilgiye, şefkate ihtiyacı olan insanlar olabilir. O şefkati diğerleri için de göster. Şefkati onlar için de armağan et. Nezaketi onlar için de armağan et. Ve şimdi bilincinin odağına rahatlamış bedenini nefes alıp verirken bütün olarak beden ve nefesinin farkındalığını fark et. Rahatlamış bir beden ve berrak bir zihin bilincinin odağına getir. Derin nefes al. Ver. Ve şimdi bütün olarak bedeninin hafifleyerek oturduğun yer olan temasını fark edip birkaç nefes alıp verdikten sonra gözlerini açabilirsin. Evet, gözlerinizi açabilirsiniz.
Herkese tekrar merhaba. Bu beden, nefes ve ses meditasyonu, dış dünyadan gelen seslerle ilgili meditasyondu. Bu şekilde başladık. Şimdi önce şundan bahsedeyim. Pozitif psikoloji nedir? Pozitif eğitim nedir? Bundan bahsedeyim. Pozitif psikoloji aslında kaynağı biraz eskiye gider. William James'le başlar. Maslow'la devam eder. Ama sistematik hale gelmesi aslında 90'lı yılları bulur. 90'lı yıllarda Martin Seligman'ın, Daniel Goleman'ın yaptığı çalışmalarda kendisini görüyoruz. Daha sonra Ed Diener'in, Peterson'ın, Rife'ın çalışmaları, bilimsel çalışmaları sonunda artık bugün pozitif psikoloji, psikolojinin bir alt dalı olarak mutluluğun bilimi, mutluluk bilimi ya da iyi oluşun bilimi olarak tanımlanıyor. Bunu sistemleştiren, sistematik hale getiren Martin Seligman'dır. Amerikan Psikiyatri Derneği'nin de başkanlığını uzun süre yapmıştır. Önemli kitapları vardır. Arkadaşlarımız zaten biliyorlar bunu. Pozitif psikolojinin dünyada yaygınlaşmaya başlaması işte 2000'li yılların sonunda. Ama nedir pozitif psikolojinin konusu? Tabii ki bizim anladığımız manada bu kişisel gelişim manasında işte evrene enerji gönderelim, mutlu olalım değil. Yani gerçekten iyi oluşun kaynaklarını araştıran, iyi olmanın ne olduğunu bilimsel olarak ortaya koymaya çalışan bir disiplin. Çünkü 90'lı yıllara gelinceye kadar psikoloji bilimi hep patolojiye odaklanmıştı. Özellikle 2. Dünya Savaşı kıtlıkları, işte bak içinde bulunduğumuz pandemi dönemleri falan o zaman da çok yaşandı. İlk çağdan beri zaten pandemiler yaşanır her yüzyılda bir. Ve özellikle 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı insanların acılarını dindirmek için psikoloji, psikiyatri, bütün bilimler aslında hep böyle problem odaklı, yani sorunu çözme odaklı bir paradigma geliştirdiler ve nihayet psikoloji, ruh sağlığında psikoloji ve psikiyatri hep problem odaklı gitmiş. Ama bu çözüm getiriyor mu? Aslında evet, yaramızı iyileştiriyor ama bizi mutlu etmiyor. Ama dünya ilk çağdan beri insanlar hep mutluluğu soruyorlar. Yani mutluluğun kaynakları nedir, nasıl mutlu olabilir diye. Felsefenin konusu olmuş ama bunu artık bilimsel olarak da kanıtlayan pek çok makale ve araştırmalar yapılmaya başlamasıyla da pozitif psikoloji aslında bu konuyla gündeme alan çok önemli dünya literatüründe çok geniş araştırmalar artık giderek artmaya başlamış. Peki, sözümün arada söyledim, bir problem odaklı bir yaklaşımın yerine pozitif odaklı bir yaklaşım getiriyor psikoloji, pozitif psikoloji. Yani problem odaklı bir terapi değil, iyi oluş odaklı bir terapi yaklaşımı getiriyor. Yani mesela geleneksel psikoloji patoloji odaklanır, nevrozlara, efendim, psikozlara odaklanırken pozitif psikolojide iyi oluşa, psikolojik sağlamlığa, mutluluğa, akışa odaklanan bir bilim alanı. Pozitif psikolojinin konusu nedir diye sorarsanız bir defa şudur. İyi oluş nedir? İyi oluşun kaynakları nelerdir? Psikolojik sağlamlık nedir? Mutluluk nedir? Mutluluğun kaynakları nelerdir? Mutluluk nasıl sağlanabilir? Burada mutluluk dediğim hem eudaimonik mutluluk, yani öznel mutluluk ve psikolojik mutluluk arasında da bir ayrım yapar. Bu ayrımı daha sonra da Martin Seligman sistematik hale getirerek pozitif psikoloji alanında ciddi bir literatürde bir kuram haline getirdiği bir PERMA modelini geliştirir. Şimdi geleneksel psikoloji insanı, dadusu insanı eksiden sıfıra getirirken pozitif psikoloji sıfırdan alıp ona getirmeye çalışır. Yani insanın güçlü yanlarına, karakterlerine odaklanan bir bilim alanı. Kavramları neler pozitif psikolojinin? Bir defa mutluluk, öznel iyi oluş ve iyi oluş, yaşam kalitesi, ondan sonra psikolojik sağlamlık. Bu sadece bireysel düzeyde değil, kurumsal ve örgütler açısından da odaklanır. Mesela sosyal zeka, empati, motivasyon, bunların hepsi aşağı yukarı pozitif psikolojinin önemli kavramları arasında yer alır. Pozitif psikoloji bilim olarak geliştikten sonra pozitif psikoterapiler de, rasyonel pozitif psikoterapiler de gelişiyor. İşte son günlerde 2016-2017 itibariyle de çok gündeme gelen yaşam kalitesi terapilerine rastlıyoruz. Evet, kısaca herhalde pozitif psikoloji hakkında biraz kavramsal düzeyde de olsa bilgi vermiş oldum. Pozitif eğitim nedir? Pozitif eğitim de pozitif psikolojinin kavramlarından, yöntemlerinden hareket ederek
eğitim ortamlarında pozitif uygulamaları gündeme getiren bir yaklaşım biçimi. Mesela ergenlerde yaşam kalitesi konusu. Eğitimde mindfulness uygulamaları, yani anda kalmak, anı yakalamak, zihin-beden entegrasyonu gibi pek çok şeylerden, gelişmelerden ve tekniklerden söz edilebilir. Mesela eğitimdeki pozitif eğitim yaklaşımını şöyle ifade edebilirim. Şimdi bizim eğitim dünyamızda, sakın bunu hiç kimse eleştiriyor anlamında söylemesin, ben de bu sektörün içindeyim. İşte tıpkı ruh sağlığı alanında olduğu gibi psikoloji alanında hep probleme odaklanıyorsunuz ve problemi çözmeye çalışıyorsunuz. Eğitimde de böyle. Yani ben rehberlik servislerinde uzun süre çalıştığım için problemi olanlarla biz hep uğraştık. Oysa öğrencilerin güçlü karakterlerini, güçlü yönlerini ve psikolojik sağlamlıklarını geliştirebilir özelliklerine odaklamadık. Pozitif psikolojinin varsayımlarının bir tanesi şudur. Yani insan doğuştan güçlü özelliklerle dünyaya gelir. Bizim amacımız güçlü yanlara odaklanmak ve bunları ortaya çıkarmak ve bunların geliştirilmesine ve kaynakların ortaya çıkıp geliştirilmesine katkıda bulunmak. Mesela önleyici rehberi kapsamında pozitif psikoloji yaklaşımı ve pozitif eğitim son derece etkili bir şeydir. Buradan birkaç araştırma verisi söyleyebilirim. Yani çocuklar mesela okulda ilişkilerinin iyi olması demek bağlanma biçimiyle açıklıyor pozitif psikoloji. Eğer öğrenciler öğretmenle bağlanabiliyorsa bu bağlamanın sonunda mutluluk zinciri giderek artıyor. Dolayısıyla pozitif eğitim dediğimizde öğrencinin güçlü yanlarına, öğrencinin motive eden kaynaklarına, öğrencinin iyi oluş kaynaklarına ve yaşam kalitesine odaklanan ve bu şekilde öğrenciyi, idareyi, yönetimi, öğretmeni değerlendiren bir eğitim yaklaşımını biz pozitif eğitim yaklaşımı diyoruz. Evet. Evet. Hocam, teşekkür ederiz. Güzel bir giriş oldu. Biraz da aslında hafif değindiniz ama psikolojik ve öznel iyi oluş kavramını da biraz açmanızı rica etsek uygun mu acaba? Tabii ki. Ne demek psikolojik ve öznel iyi oluş? Çok iyi. Çok güzel. Şimdi mutluluğa baktığımızda, yani öznelik iyi oluşu literatüre baktığımızda mutlu olmak, refah gibi kavramlarla da bir araya getirilir. Şimdi ilk çağa baktığımız zaman mesela mutluluk konusu gerçekten merak edilen bir konu olmuş ve hep felsefe düzeyde araştırılmış bunlar. Mesela işte Sokrat diyor ki mutlu insan bilen insandır ve bilen insan mutluluk mutludur ve kötülük işlemez. İşte Delphi Tapınağı'nın kapısına yazar ya, ey insan kendini bil. Şimdi bu felsefi düzlemde böyle, işte Platon keza öyle, insan idealar en iyi ulaşmak için çaba gösterirse mutlu olur. Sokrates aklını kullanırsa iyi olmalıdır. Tabii burada sofist dünya da var felsefi anlamda. Şimdi buradan hareket edince gerçekten öznel iyi olmak ne demek konusu psikolojide araştırıldığında karşımıza şu çıkıyor. Yani olumlu duyguları daha sık yaşamak, bireysel öznel anlamda, olumlu duyguları daha çok sık yaşamak, olumsuz duyguları daha az yaşamak. Bu bizi hedonizme götürmesin yalnız. Yani o da şu demek, şunu demeye çalışıyorum. Yani gününü gün et, hazzı yaşa, oh eğlen, o değil. Yani o biraz hedonizme götürür bizi. Pozitif psikolojinin söylediği öznel iyi oluşta ya da bireysel iyi oluştaki şey, yani günlük yaşantı içerisinde ne kadar olumlu duyguları yaşıyorsun zihninde? Senin olumlu yaşantıların neler? Neler sana olumlu duyguları yaşatıyor ve hissettiriyor? Şimdi bununla ilgili araştırmalar var. Günlük yaşantımızda, bakın şu an ben sizle sohbetimde gerçekten zihnimden olumlu bir duygu yaşıyorum. Bir şeyleri paylaşıyorum. O kendimi iyi hissediyorum. Bizi iyi hissettirenleri daha sık yaşamak bizim bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Bakın pandemi döneminde. O yüzden derler ya, canın sıkıldığında bunaldığında sevdiğin birini ara deriz. Niye ararız deriz? İşte o sana iyi hissettiriyor. Yani dopamin reseptörünü, kortizol düzeyini falan artırıyor. Yani senin yani mutluluk hormonunu aktive ediyor. Dolayısıyla işte biz günlük yaşantımızda ne kadar olumlu duygu yaşarız, ne kadar sık yaşarız, olumsuz duygu ne kadar az yaşarsak o kadar mutluyuz. Peki böyle olduğu zaman da mutlu insanlar daha verimli, daha üretken, ilişkileri daha güçlü, hatta ömürleri daha uzun oluyor. Bunu bir araştırmayla sonra psikolojik iyi oluşa geçeyim. Mesela bir kilisede günlük tutan rahiplerin günlükleri inceleniyor. Şimdi bazı kaynaklar önereceğim arkadaşlara, bu kitapları okuyabilirler. Yani orada zaten bir gelenek, insanların, oradaki kilise rahip eğitimi gören rahiplerin günlük yazmaları isteniyor ve bu günlükleri uzun süre yazıyorlar ve uzun sürede bunlar incelemeye alınıyor. Günlüklerinde olumlu
cümleleri, olumlu sözcükleri daha çok kimler kullanıyor, kimler kullanmıyor diye bir analiz yapılıyor. Günlüklerinde olumlu duyguları yaşayan ve olumlu sözcükleri daha çok kullanan rahiplerin diğerleriyle, yani olumsuz duyguları yaşayıp ve olumsuz kelimeleri kullanan rahiplerin yaşam ömürlerine bakılıyor. Üretimlerine bakılıyor, verimliliklerine bakılıyor. Arkadaşlık ilişkilerine bakılıyor. Olumlu duyguyu daha çok yaşayan, olumlu sözcükleri daha çok kullanan rahiplerin ömürlerinin diğerlerine göre 10 yıl daha fazla olduğu ve ilişkilerin daha güçlü olduğu ortaya çıkıyor. Bununla ilgili başka araştırmalar da var tabii. Günlük yaşantılarında olumlu duyguları daha çok yaşayan insanların gerçekten ömürlerinin akranlarına göre daha fazla olduğu, daha az depresyona girdiği, daha çok üretken olduğu, arkadaşlık ilişkilerinin daha güçlü ortaya çıkıyor. Şimdi demek ki buradan da şöyle bir sonuca çıkıyoruz. Biz günlük yaşantı içerisinde olumlu duyguları daha sık yaşamalıyız. Olumsuz duyguları daha az yaşamalıyız. Ama buradan şöyle bir şey çıkmasın. Hocam hiç mi kötülük yaşamayalım? Şimdi orada da psikolojik sağlamlık devreye giriyor. Yani siz tabii ki hastalık geçirebilirsiniz, kaza vesaire bir şeyler olabilir. Ama bundan nasıl çıkıyorsun? Bundan nasıl baş ediyorsun? İşte o senin psikolojik sağlamlığın. Ama olumlu duygu daha çok yaşayan insanlar daha çok azimli ve iyimser oluyor ve psikolojik sağlamlık da daha güçlü oluyor. Şimdi psikolojik mutluluk da sizi mutlu eden kaynaklarınız neler işte? Yani psikolojik mutluluk da yaşam amacın, hayatın anlamı ne? Yani bu da öznel iyi oluştan sonra psikolojik iyi oluş. Yani biz öğrencilere hep ders çalışıyoruz, sınava hazırlıyoruz. Oysa Viktor Frankl'ın Hayatın Anlamı kitapları, logoterapinin kurucusu Frankl'ın hayatın anlamı kavramıyla tanışmamıza neden olan bir psikiyatrist. Yani psikolojik iyi oluş da hayatın anlamıyla doğrudan ilgili olan bir şey. Yani anlam arayışımız nedir bizim? Ve bu anlam arayışımızda ilişkilerimiz, diğer iyi oluş kaynaklarımız, işte ekonomik durumumuz, sosyal desteğimiz, özetleyelim sosyal destek, hayatın anlamı, ilişkiler, bunlar da psikolojik iyi oluşumuzu belirliyor. O zaman şimdi toparlayacak olursak eğitim sektöründe öğretmen olarak bizim psikolojik iyi oluşumuz ne oranda? Yani hayata nasıl bir anlam veriyoruz? Anlam arayışımız nedir bizim? Ve kendimizi güçlü kılacak neler yapıyoruz? Hangi etkinliklerimizde? Sosyal ilişkilerimiz nasıl bizim? Sosyal desteğimiz nasıl bizim? Kimlerden destek görüyoruz ve bu desteklerin niteliği türü nedir diye? Ve bir de günlük olarak ne kadar duygularımız bizim olumlu hissediyoruz, iyi hissediyoruz kendimizi. Bunun ikisini birleştirdiğimizde de ortaya bir mutluluk çıkıyor ve psikolojik sağlamlık çıkıyor. Şimdi buradan bir yere geleceğim. Eğer öğretmen arkadaşlar çalıştığı kurumda kendisinin değer verildiğini ve saygı duyulduğunu hissettiği an ya da böyle bir sosyal desteği hissettiği an olumlu duygu daha çok yaşıyor. Hem öznel iyi oluş hem psikolojik iyi oluşu güçleniyor. Üretimi artıyor. Bağlanması artıyor. Ve buradan ilişkileri aile ilişkilerine kadar düzelen bir halkaya dönüşüyor. Evet, o yüzden biz bu zamana kadar eğitimde, toplumda hep şeye odaklandık. Sorunlara ve problemlere odaklandık. Yani zaten psikolojik de aynı zamanda kişinin problemine değil, kişinin çözümüne odaklanırsa problemi zaten unuturuz. Ve problem kendiliğinden çözülür. Problemi problem yapan problem üzerine daha fazla düşünmenizdir. Çözüme odaklanırsanız zaten problem kendiliğinden çözülüyor. Problem aslında basitleşiyor. Evet. Dolayısıyla artık literatürde de, alanda da pozitif psikoloji, iyi oluş kaynakları ve mutluluğun kaynakları bizim bundan sonraki eğitim sürecimizde öğrencilerimizin okula bağlanmasına ve yaşam kalitelerinde etkili olacağını söyleyebilirim. Evet hocam, teşekkür ederiz. Hocam öğrencilerimiz dediniz de Zehra hocamızın da buna bu tarz bir sorusu var. Şimdi evet. Pandemi nedeniyle eğitim öğretimi ara verdik. Uzaktan eğitime geçtik. Bütün Türkiye'de, hatta dünyada. Şimdi öğrencilerimiz okuldan uzaklaştılar evet. Doğal olarak. Ve okula döndüklerinde çocuklarımız okula yabancılaşmış olarak gelecekler. Biz bu süreçte öğrencilerimize nasıl davranmalıyız? Zorbalıkla ilgili kaygılarımız var. Bu konuda bizleri aydınlatabilir misiniz? Tabii. Yine bunu bu paradigma üzerinden hareket ederek açıklamaya çalışacağım. Şimdi okula yabancılaşma aslında hem psikolojik açıdan hem de sosyal açıdan hem pedagojik açıdan zamanla da ilişkili bir şey. Nasıl ki?
Tabii okulun devam ettiğini varsayarsak okula yabancılaşmanın nedenlerinden oradaki çocuğun bağlanma biçimi. Kendisiyle iç barışık düzeyle de ilgili ama ben konuyu biraz da böyle pandemi süreciyle de ve okuldan uzak kalmanın getirdiği dezavantajlarla ilgili de söyleyebilirim. Tabii şunu hariç tutuyorum. Eğer çocukta öz disiplin ve öğrenme sorumluluğu, yaşam sorumluluğu, yaşam beceri sorumlulukları verilmişse bunları hariç tutuyorum. O çocukları zaten belli bir yere kadar götürüyorlar ama yine desteğe ihtiyaçları var. Şimdi okulda yabancılaşma dediğim şey aslında çocuğun, kişinin Maslow'un ifadesiyle kendine yabancılaşmayla başlıyor. Yani kendinin iç dünyasındaki kaygı çatışmalarıyla başlıyor. Bunları da sabit, hariç tutalım, normal koşullarla konuşalım. Şimdi pandemi döneminde ya da okuldan ayrı kalma, hatta tatilin uzaması dönemlerine baktığımız zaman bir defa okuldaki nelerden mahrum oluyor? Bir defa okul sosyal ilişkiler ağı, sadece okul akademik becerileri veren bir kurumdur. Aynı zamanda sosyal becerileri veren bir kurumdur da. Manevi değerleri, anlamı vesaire veren bir kurumdur. Şimdi öğrencilerin, önce şuradan bakalım, okul algısıyla bakalım. Yani okul algısı ne şekilde bakıyor? Öğrencilerin okul algısı eğer pozitifse, öğrencilerin yabancılaşması azalıyor. Öğrencilerin okul algısı pozitifse yabancılaşma biraz daha azalıyor. Şimdi olayı bu şekilde söyledikten sonra çocukların okuldan belli bir süre uzak kalmaları demek bilgi ve becerinin kaybının hızlanması demek. Yani evet matematik, fizik, kimya, biyoloji vesaire ilkokulda temel beceriler veriliyor. Okuldan ayrı kaldıkça her ne kadar uzaktan eğitim de yapılsa öğrenmeler uygulayarak ve yapılarak kalıcı hale geliyor. Şimdi siz uygulamayı kontrol dışında yaptığınızda öğretmen için söylüyorum. Çocukta istenilik başarı ne oranda gerçekleştirilemediğini ölçemiyoruz. Ölçemediğimiz şeyde de denetim kuramıyoruz ve geri bildirim veremiyoruz. Şimdi bazı uygulamalardan mahrum kalan öğrenciler belli bir hedefe, belli bir amaca ne kadar yaklaştığını bilemiyorlar. Dolayısıyla bilemedikleri için de bir yabancılaşma başlıyor. Yani ben bir şeyi ne kadar öğrendim, ne kadar öğrenmedim. Biri bu kendini fark ediyor, fark etti ama ne kadar fark ettiğini biz fark ettiremedik. İki, ölçme değerlendirme yaparak ona geri bildirimini veremedik. Bilgi, becerinin ve yaşantıların ne oranda gerçekleştirip gerçekleştirilemediğini öğrenci fark edemediği için, geri bildirim alamadığı için, kendinin gelişimini göremediği için bir yabancılaşma başlıyor. Bu da boşluk başlıyor. Biri bu. İki, okulun hedefleri doğrultusunda çocuklar öğrenme yapıyor, sosyal ilişkilerini ve kültürel faaliyetini yürütüyor. Hedef zayıflıyor. Bu hedefin zayıflaması da yabancılaşmaya neden oluyor. Bir de öğretmenlerin bağlanma biçimi, yani çocuğun öğretmene, kuruma, yetişkine bağlanma biçiminde zayıflama olduğu için okula yine burada bir yabancılaşma başlıyor. Şimdi bunların hepsini toparladığımızda ben de eğitim sektörünün içerisinde kaldığım zamanlarda şunu fark ederdim. Tatil dönemleri uzadığında verdiğimiz bilgi, beceri, davranışların pek çoğunu sönmüş olarak karşımıza çıktığını, yeniden başa döndüğümüzü fark ediyordum. Yani tatile gönderdiğin çocuk, gelen çocuk olmuyor. O zaman başa dönüyorsunuz ve öğretmen arkadaşlar daha fazla efor, daha fazla çaba harcamak zorunda kalıyor ve bu defa pek çok riski de dikkat etmek zorunda kalıyor. İşte akran zorbalığıydı, tacizdi vesaire vesaire ve de krizler vesaire. Şimdi dolayısıyla 31 Ağustos'ta ya da 17 Ağustos'ta pek çok okul eğitime geri dönüş yaptığında hepimiz şunu hesap etmemiz gerekiyor. Hangi risklerle biz karşılaşacağız? Bir de burada ya pandemi koyduğumuzda, yani çatışması yüksek olan, kaygısı, anksiyetesi yüksek olan çocuklar da gelecek size kişilik yapılarına bağlı olarak. O zaman çok önemli bir planlama yapmak gerekiyor. Nereden başlamak lazım? Bağlama biçimiyle başlamak lazım. Yani çocuğun okula yabancılaşmış, bilgi, beceri kaybına uğramış, ondan sonra arkadaş ve akran grubuna yabancılaşmış kısmen de olsa pek çok kişi okul önünde bulacak bunu. O zaman hemen kriz ve krize müdahale ve aynı zamanda uyum adaptasyon stratejik çalışmalarının planlanmış olması gerekiyor yazın ki pek çok sorunun kısa sürede çözülmüş olması lazım. Ve bu arada pozitif psikoloji kesinlikle ebeveynler işin içerisine katan bir yaklaşımı benimser. Yani şöyle düşünün, bir tohumu toprağa ekildiğinde çok eskiler buna şöyle der, eski filozoflar, bilim insanları, erba ana asır derler. Yani dört element, toprak, hava, su, ateş. Şimdi toprağa bu dört elemeni böyle düşünecek olursak öğretmen, okul, anne baba ve çocuk diye bakmanız lazım. Bu elementlerin de güçlü olması lazım. O zaman demek ki aileyi de adaptasyon içerisine koymak lazım. Tabii ki şu an Milli Eğitim Bakanlığımız öğretmenlere hizmetçi eğitim yapıyor ama şu an çocuklara da bir hizmetçi eğitim ya da uyum adaptasyon çalışması, velilere de uyum adaptasyon çalışması yapılarak böyle bir strateji belirlenerek
önümüzdeki dönemdeki sorunu biraz da aşabiliriz. Son bir cümlem de şu. Öğrencilerin yaşam kalitesine odaklanılırsa ve yaşam kaliteleri öğrencilerin artırılırsa riskler en aza iniyor. Akademik başarı artıyor, motivasyon güçlü hale geliyor. Yani sevgili arkadaşlarım, biraz bu konudaki literatürlere de bakarlarsa, tabii ki vakıf olanlar vardır, çoğu PDR uzmanı ekip. Aynı zamanda sizin ekibi de çok güçlü gördüm. Yaşam kalitesini artırdığınızda artık diğer sorunların kendiliğinden çözüldüğünü fark ettiğini siz de zaman içerisinde görmüş olursunuz. Evet, teşekkür ederiz hocam. Pozitif psikolojiden biraz da isterseniz diğer yan başlığımız olan pozitif rehberlik uygulamalarına doğru geçiş yapalım mı hocam? Evet, evet. Pozitif rehberlik uygulamaları biraz kuramsal bağlı anlamda nedir? Nasıl uygulanmalıdır? Bize bu konularda da biraz bilgi versiniz sayın hocam. Şimdi pozitif rehberlik aslında şöyle anlaşılmasın, işte diğeri negatif rehberlik, bu pozitif rehberlik mi? Böyle bir yaklaşımda değiliz. Pozitif psikolojinin yaklaşımı böyle değil. Ama şunu söyleyebiliriz. Şimdi klasik eğitim, bu zaten eğitimcilerimiz bunu bilir. Klasik eğitim ve modern eğitimden hep öyle söyler. Ya da çağdaş eğitim ya da 21. yüzyıl eğitim becerilerinden bahsedilir. Şimdi geleneksel rehberliğe baktığımız zaman, tabii bununla ilgili pek de çok kaynak da var. Rehberlik sisteminin bir uygulayış biçimi var. Tabii ki eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, kişisel rehberlik diye bir alanı var. Ama pozitif rehberliğin temel hedefi öğrencinin güçlü yanlarına odaklanması, karakter güçlerine odaklanmasıdır. Yani buraya ışık tutar. Mesela ben okulda çalıştığım yıllarda şunu yapardım. Çocukların öznel yoluş testlerine bakardım. Çocukların yaşam kalitesi testine bakardım. Ne kadar yaşam kalitesi bu çocuğun. Bu çocuğun yaşam kaynakları, mutluluk kaynakları nelerdi diye bakardım. Ve gerçekten de pek çok sorunu yaşamazdı okul. Yani bu spesifik bir okulda yaptığımız bir çalışmaydı. Ve şunu da söyleyebilirim. Pozitif rehberlik dediğimizde sadece işte problem olduğunda uyum sorunu çeken çocuklar kriz değil. Tabii ki bunlar bir tarafta olması gereken şeyler. Çocukların okula başladığı andaki okula bağlanma biçimine bakmak lazım. Yani çocuk okulda ne kadar mutlu? Çocuğun mutluluk oranına bakmak lazım. Çocuğun bağlanma oranına bakmak lazım. Çocuğun okula bağlanma ve mutluluk düzeyine baktıktan sonra bir de buna bir pek çok test var. Mesela benim kullandığım Kids Scrim 52 testidir. Yaşam kalitesine baktığımızda orada çocuğun başarısını, mutluluğunu, bağlanmasını engelleyen faktörlerin ne olduğunu tespit ediyoruz. Bunu tespit ettikten sonra buralara müdahale yapıyoruz. Daha sonra da çocuğun güçlü özelliklerini ortaya çıkarılması ve buna ilişkin çalışmaların planlanması rehberi biraz daha böyle pozitif hale getiriyor. Peki kullandığımız kavramlar neler? İşte mesela azimli, iyimserlikli, cesaretli, umutlu, bu kavramlar bizim çok kullandığımız kavramlardır ve bunların uygulamalarına bakıyoruz. Mesela umut depresyonun panzehiridir. Yani ergenler hem de geçiş dönemindirler. Duygu durumları hakikaten çok hızlı değişiyor. Ama bu çocuğa umut aşıladığında onu iyileştiriyorsunuz. Bu çocuğa iyimserlik aşıladığınızda iyileştiriyorsunuz. Bu çocuğa azim aşıladığınızda iyileştiriyorsunuz. Bu kavramlar bizim toplumumuzda çok eski kavramlar değil. Üstelik çok kullanılan kavramlar ama maalesef artık biz böyle çok teknolojik olduğumuz için bu kavramların yerine daha çok teknoloji kavramları kullandık. Mesela azimle ilgili de pek çok araştırma var. İşte Amerika'daki hava kuvvetlerindeki okul öğrenci seçimlerindeki çok ağır koşullarda azmi yüksek olan, sosyal duygusal zekası yüksek olan çocuklar motivasyonu yüksek olabiliyor ve ayakta kalabiliyor ve okulda başarılı olabiliyor. Yani pozitif rehberlikten kastettiğim şey bunlar. Yani çocuğun bağlama biçimine, karakter güçlerine, güçlü yanlarına, öznel iyi oluşuna, psikolojik iyi oluşuna ve aynı zamanda çocuğun sosyal zekasına odaklanan bir yaklaşım biçimi. Ama şunu söyleyelim, problem yani diğer rehberin problem bunun pozitif böyle bir yaklaşımı yok. Onu özellikle arkadaşlarımın böyle bunu kastetmediğini bilmesini isterim. Evet. Evet. Bir arkadaşımız Ümmü Hanım sormuştu hocam. İlkokulda bahsettiğiniz benzer testi veli cevapladığı için tutarlı olmuyor diye bir görüşü evet. var. Hı-hı. Veliye de pozitif rehberlik yapılmalı mıdır diye bir soru yöneltti size. Tabii az önce söyledim ya bu tabii ki hangi testi yaparsanız... Dört ayak. Tabii hangi testi yaparsanız yapın. İlkokulda çocukların uygulayacağınız testler genellikle performans testleridir. Diğer tarafta uygulayacağınız testler ayrı. Güzel bir soru. Teşekkür ediyorum arkadaşa. Zaten biz pozitif psikolojide
Mindful ebeveynlik öneriyoruz hep. Mindful ebeveynlik eğitimi yapıyoruz. Ne demek mindful? Ve okullarda mindfulness etkinliklerinin uygulanmasında fayda olduğunu söyleyebilirim. Çünkü biz hep rahatlamayı, sorun çözümünü bilişsel ve duygusal düzeyde bakıyoruz. Psikolojinin genellikle böyle patolojik açıklamalarına duygu, düşünce, davranış olarak açıklıyor ama pozitif psikoloji bir de buna anlam arayışı koyuyor. Yani insan davranışlarını belirleyen, değiştiren duygu, düşünce, davranış ama bir de anlama koymak lazım. Şimdi velinin çocuğunu okula gönderirken eğitime hangi anlamı yüklüyor, öğretmene hangi anlamı yüklüyor, bilgiye hangi anlamı yüklüyor? O veliyi çok belirliyor. WhatsApp ailelerine öğretmenimiz yakından tanık olmuştur. Dolayısıyla ebeveynlerin kesinlikle o dört element dediğim gibi ailenin sistemin içerisine entegre edilmesi ve sistem hakkında eğitimle ilgili sürecin içerisindeki sorumlulukta, dayanışma içerisinde ve okulun bir parçası olması bakımından onları da sistemin içine katmak lazım. Biz onlara genellikle önerdiğimiz şey okullarda mindful ebeveynlik öneriyoruz. Ne demek? Yani veli bir defa pozitif ebeveynliği, yani böyle sorgulayan, zehirleyici dil kullanan bir anne baba değil de besleyici dil kullanan, destekleyici dil kullanan bir ebeveyn olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ne demek o? Şimdi anne babalar geldiği zaman okula hep öğretmenin eksiğine odaklanıyor. İşte neyi anlatmadığına odaklanıyor. Biz de eksiğe odaklanıyoruz. Neyi anlamadığına ve neyi öğrenmediğine bakıyoruz. İşte pozitif yaklaşım neyi öğrendiğine, neyi öğrenebileceğine bakar. Velinin de nasıl destek verebileceğini ve nerede destekli olması gerektiğine bakar. O yüzden sorgulayan bir ebeveyn değil, destekleyen bir ebeveyn tavsiye ediyoruz hep. O nedenle de ebeveynlerin hatta şunu derim ben, evdeki okulla okuldaki ev arasındaki farklılığın azalması bakımından velilerin eğitimden geçmesi şart. Çünkü siz bilgi beceri veriyorsunuz ama çocuk eve gittiğinde yine aynı kültürün içerisinde kayboluyor. Örneğin siz tasarrufu anlatıyorsunuz, gittiğinde baba ya boş ver kızım ya da oğlum falan diyor. Yani şimdi burada ne oluyor? Aradaki uyum hangisi doğru? Çelişiyor. Beynin gelişim aşamasında, gelişim döneminin hızlı olduğu bir dönemde beyindeki nöronal yapılanmada yanlış gidiyor. Yani hangisi doğru? Değiştiremezsiniz. Mesela bir araştırma yapayım, onu paylaşmak isterim arkadaşlarımla. Şimdi biz Türkçe'de imla kurallarını 12 yıldır anlatırız ilkokul 1'den itibaren ama çocuklar imla kurallarına, üniversite girdiği sınavların hepsini yanlış yaparlar. Biz buna mercek tuttuk ve bir araştıralım dedik. Neden acaba? Şimdi çok önemli bir tespit bu. Öğretmen arkadaşlarımız tabii ki iyi çalışıyorlar, çok gayret ediyorlar. Derste bunların doğrusunu anlatıyor. Konuşurken günlük dildeki imla hatalarını yapıyorlar. Çocuklar gördüğünü, yaşadığını öğrendiği için anlatılanları sadece defterde öğrenilmesi gereken olarak ayrım yapıp koyuyor beyne. Günlük yaşantıdaki dili daha canlı tuttuğu için imla hatalarını asla öğrenemiyorlar. Yani ezberliyorlar aslında. Oradan dedik ki dili değiştirirsek, yani öğrettiğimiz dili kullanırsak sınıfta çocuklara da imla kurallarını çok iyi öğretmiş oluruz diye bir rapor hazırladık. Güzel bir çalışma olmuş. Evet. Çocuklar böyle öğreniyor çünkü. Görerek yaşayarak. Öğrenme zaten bir beceridir. Hatta şunu söyleyelim, bununla ilgili de yine araştırmalar var. Biz yanlış yapmayı çocuklara öğretiyoruz. Yanlış yapmak öğrenilen bir şeydir. Hı hı. Ders çalışmamak diye bir şey öğrenilen bir şeydir. Çünkü insanlar doğuştan yüksek potansiyeli geliyor. Ama herkesin kapasiteleri farklı. Hal böyle olunca biz potansiyeli giderek azaltan ve tembelliği öğreten ve başarısızlığı öğreten bir davranışımızı pek fark etmiyoruz. O nedenle başarısızlık bana göre, bununla ilgili çalışma da var, öğrenilen bir şeydir. Dolayısıyla çünkü çocuk yaşadığı sosyal ve de eğitim çevresinde gördüklerini daha çok bilinçaltı düzeyde uyguladığı için oraya takılıp kalıyor. O yüzden hep mindfulness'ı biz eğitim ortamlarında kullanılmasına yanayız. Eğitimde mindfulness uygulamaları, anda kalmak, işte anda olanlara tanıklık etmek ve bunları fark etmek. Yani farkındalığın çok önemli bir şey olduğunu vurgulamak istiyorum. Anladım. Hocam bir soru var ama mindfulness'ı biraz daha açsak mı? Peki. Mesela öğretmen arkadaşlarımıza
Bu konuyla ilgili yaptığımız, girişte yaptığımız uygulamanın dışında farklı bir uygulama örneği de var mı mesela mindfulness'la ilgili? Yüzlerce, tabii yani ki var. Türkçe ifadesiyle, buyurun hocam. Ya mindfulness bilinçli farkındalık demek. Bilinçli farkındalık demek. Evet. Evet, farkındalık demek. Bununla ilgili pek çok çalışma var, eski bir uygulama. Aynı zamanda bunu, yani benim çalıştığım kuram, John Kabat-Zinn'in kuramıdır ve uygulamasıdır. Arkadaşlar John Kabat-Zinn'in videolarını seyredebilirler, bakabilirler. Aynı zamanda MEF Üniversitesi'nde Zümra Hoca'yla eğitimlerimi aldım. Mindfulness bilinçli farkındalık demek. Yani ne demek bu? Şimdi biz günlük yaşantılarımızı hep otomatik pilotta yaşıyoruz. Yani mesela arkadaşlar düşünsünler, sabah çıkıp işe geldiklerini ve günlük yaşantılarına baktıklarında öğrenilmiş otomatik davranışlardır bunların hepsi. Pek de bilinçli davranmayız. Şöyle düşünün, çocuklar doğduğu andan itibaren ergenlik dönemine kadar çoğunlukla bedenlerini kullanarak gelirler. Çünkü büyüme çağındalar. Daha sonra bilinç aktif hale gelmeye başlıyor beyin geliştikçe ve her şeyi zihne yerleştiriyoruz. George Gurr için bir sözü var. Yani biz toplum içindeyiz ama toplum da bizim zihnimizin içinde der. Yani artık zihnimizin içerisine kuralları koyuyoruz ve otomatik pilot ortaya çıkıyor. O zaman ne oluyor? Anı kaçırıyoruz biz. Bir de öğrenmelerde hep bilişsel düzeyden bahsediyoruz. Yani hep işte algı, hafıza, bellek, unutma bunları konuşuyoruz. Oysa beden hafızası ve bedeni hep hariç tutarız biz. Nasıl oluyor? Siz zihninizde, bilişinizde, duygunuzda bedenin içinde yaşıyorsunuz ve bedeni hiç hesaba katmıyorsunuz. Ve siz bedeninizi kontrol altına alamazsınız. Belli bir süre onu tutabilirsiniz. Örneğin nefes almanızı ne kadar tutabilirsiniz? Kalbinizin atışına nasıl müdahale edebilirsiniz? Baktığınız yeri görme diye nasıl diyebilirsiniz? Dolayısıyla biz bedenimize egemen olamayız. Ama belli bir süre bedenimizi kontrol edebiliriz. O zaman yapmamız gereken şey bedene saygı duymak. Bedeni fark etmek. Biz bedenimizin içinde yaşıyoruz ve bedene iyi davranmıyoruz. Bununla ilgili toplumda da çok önemli şeyler var. Akılsız başın cezasına ayak çeker derler. Yani o zaman niye ceza çektirelim bedene? O zaman mindfulness diyor ki, mindfulness yaklaşımı, önce mevcut anda olanları bir fark et. Anda kal ve anda olanları fark et. Mindfulness demek şu demek değil. İyi olanları gör, diğerlerini görme. Aslında tam da tersini söylüyor. İyiyi de, kötüyü de, acıyı da, neşeyi de, mutluluğu da, mutsuzluğu da gör, fark et. Taşın altına elini tam koy. Biz ne yapıyoruz? Acıdan kaçıyoruz, mutluluğa koşuyoruz. Mindfulness tam, farklı bir şey söylüyor. Acıdan da kaçma, mutluluktan da kaçma. İkisini de fark et. Bu sende ne hissettiriyor? Bedeninde ne hissettiriyor? Düşüncende ne hissettiriyor? Ne yapıyor? Düşüncende ne oluyor? Düşüncen bedene ne yapıyor? Duygun bedene ne yapıyor? Yani beden, duygu, düşünce hepsini aynı anda fark etmek ve bunu nezaket ve şefkatle kabul etmeye gerektirir. Özetliyorum. Mindfulness, içinde bulunduğun anda olanlara tanıklık etme, farkında olma, bilinçli olma halidir. Şimdi bana şunu sorabilirler, bazen soruyorlar, hocam farkındalık zaten bilinçli değil midir? Otomatik şekilde bilinçli olmakla anda kalarak bilinçli olduğunun da bilincine varmak başka bir şeydir. O yüzden mindfulness demek anda kalanlara ve anda bulunanlara, içinde bulunduğun andaki olan bütün değişimlere, olanlara tanıklık etmek, bunu fark etmek. Ama nasıl? Sorgulamadan, yargılamadan. Şöyle düşünerek bir örnek vereyim. Sizin evinizde, evinizi beden olarak düşünelim. Ama evinize gelen her misafiri de düşünceleriniz olarak metaforlaştıralım. Evinize gelen misafire nasıl davranıyorsunuz? En güzel koltuğunuzda, misafir odasında ağırlıyorsunuz. Çayınız, kahveniz, ikramınızı yapıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Sonra gönderiyorsunuz. Değil mi? Nezaket ve şefkatle gönderiyorsunuz. Peki. Sevmediğiniz gelince ne oluyor? Geriliyorsunuz. O zaman mindfulness yaklaşımı diyor ki, sevdiğine de sevmediğine de aynı biçimde yaklaşacaksın. Aynı biçimde karşılayacaksın. Aynı biçimde uğurlayacaksın. Peki biz ne yaparız günlük yaşantımızda? Ayrım yaparız, sorgularız, başka şeyler odaklanırız. İkinci bir şey daha var. Bu gelen misafirlerin hepsini evinizde tutsanız, en yüksek ilgiyle, alakayla izzet ikramda bulunsanız ve hiç göndermeseniz, sizin yaşam kaliteniz ne olur? Çok düşer, değil mi? Yani hayat cehenneme döner.
İşte mindfulness yaklaşımı diyor ki, senin düşüncelerin beden evini ziyaret eden birer misafire benzer. Sorgulamadan, yargılamadan, nezaket ve şefkatle ağırla, tanıklık et, ikramında bulun ve gönder. Düşünceler doğal halde geliyor, doğal halde gidiyor. Ama biz çoğuna izin vermiyoruz gitmesine. İşte bakın sınav yaklaşıyor. Şimdi bir düşünce geldi. Sınavda ne yapacağım? Şimdi buna sarıp duruyorsun. Ya şöyle olursa diye ihtimaller, olasılıklar. Sonra ne oluyor? Bedene baskı. Peki şöyle yapsak. Bu bir düşünce geldi. Bundan sonra başka bir düşünce daha gelir. Başka düşüncelerin de gelmesine izin vermek lazım. Tabii çok basit bir şey ama aynı zamanda beceri gerektiren bir şey. Bununla ilgili pek çok uygulaması, pek çok tekniği var. Tabii mindfulness bir formel eğitimden geçilerek ya da yapılarak öğrenilen bir şeydir. Son bir cümlem. Mindfulness bir psikopatolojik durumu çözen bir yaklaşım değildir. Sadece anda kalmayı, zihin-beden entegrasyonunu, nefes entegrasyonunu yapmayı sağlayan bir beceri biçimidir. Yeterince açıklayabildim mi acaba? Bayağı açık oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Ama detaylı araştırmak isteyen meslektaşlarımız bunu da çok arama motorlarından... John Kabat-Zinn'in kitaplarını okuyabilirim. Evet, John Kabat'ı da söylediniz. Onu bununla ilgili bazı kitaplar önerebilirim. Zümra Atalay'ın kitaplarına bakabilirler. Pozitif Şeme Terapi ve Mindfulness Uygulaması diye bir kitap var. Yazdığını hatırlayamadım. Ona bakabilirler. Hazırlayıcı terapi olarak da kullanıldığını biliyoruz. Gizem hocamızın bir sorusu var hocam. Mindfulness'tan sonra. Evet. Hayata diyor anlam katmada öğrencilerimize nasıl yardımcı olabiliriz? Öğrenciler bazen hayal kurmaktan bile uzakta olabiliyorlar şeklinde bir sorusu var. Ne dersiniz hocam bu sorumuzu? Tabii. Güzel bir soru. Şimdi Sayın Hocam, geleneksel eğitimde bahsettiğimizde öğretmenler, öğrenciler önce derse hazırlıklı gelin ve şey derler de amacın ne, hedefin ne falan. Şimdi biz hedef deyince hedefi o kadar küçülttük ki üniversite sınavında ya da sınavlarda yüksek puanı hedef saydık. Şimdi hayatın anlam arayışında ulvi bir şeye ulaşmak için yapılan çalışma daha anlamlıdır. Ne demek istiyorum? Yani okuyoruz. Üniversite okuyorsun ya da herhangi bir makale yazıyorsun vesaire. Sizin yaptığınız çalışmanın nihai sonucunda kimler bundan nasıl etkilenecek? Yani maneviyat boyutunda ne olacak? Kişilik kimlik boyutunda sizin buradaki amacınız ne olacak? Sadece bir şeyi para kazanmaya ya da gelire odaklarsanız bu Maslow hiyerarşisinde temel basamak düzeyinde kalır. Yani Maslow'un hiyerarşisini burada örnek vermek isterim. Sizin okumalarınızın, sizin yaptığınız çalışmaların insanlık için ve kendiniz için anlamı ne demek? Yani yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Kendi yaşantısında ve yaptıklarında hayata anlam katabilen, yaptığı işte hayata anlam katabilen ulvi bir şey için, yüksek amaçlar için çaba gösteren kişiler daha azimli, daha motive ve daha başarılı oluyorlar. Şimdi şöyle düşünelim. Üniversiteye hazırlanan bir aday düşünelim ya da bir öğretmen düşünelim, fark etmez. Bizim öğretmenliğimizde hedef ne olacak? Yani ideal ne olacak? İdeal öğretmenliğin varmak istediği sonuç ne olacak? Şimdi buraya baktığımızda öğretmenin şekli değişiyor. Ya da öğrencinin üniversiteye hazırlanmadaki amacı yüksek bir puan alıp bir üniversiteye girmekse ondan sonra 7 yıl sonra meslek değişiyor. Ama ulvi bir hedef, insanlık için hedef, toplum için bir hedef koyduğu zaman kişiler daha yüksek motivasyonlu sahip olabiliyorlar. Başarıları daha yüksek oluyor. Ve bu insanlar daha az depresyona giriyor. Bununla ilgili pek çok yine makale arayabilirler. Anlam arayışı ve özneliği oluşla ilgili. Dolayısıyla öğrencilere bunu vurgulamak lazım. Mesela şu an pandemi döneminde yaşıyoruz. Arge birimimiz ne kadar çok yüksek olsaydı ve üniversitelerde okuyan gençlerin hedefleri ne kadar yüksekse insani anlamda, ulvi anlamda azimleri ve gayretleri o kadar yüksek oluyor. İşte o zaman anlam arayışı burada ortaya çıkıyor ve önem kazanıyor. Bir de şunu söyleyelim. Mesela bununla ilgili bizim yaptığımız pek çok görüşmede ve psikoeğitimlerde
şunu görüyoruz. Öğrenciler mesela sadece ders geçmek için çaba gösteren öğrencilerle işte kendisini işte bir Çinli rakiple yarışan bir öğrenciyi kıyasladığımızda, böyle düşünenlere kıyasladığımızda ders geçme düzeyinde olan çocukların okuldan kopmaları daha hızlı oluyor. Yani ulvi amaçları olan öğrenciler daha fazla okula bağlanıyor. Ulvi görevleri olan, bu hayatın anlam arayışı bakımından söylüyorum, yüksek hedef olan çocuklar siz çalışma demenize gerek kalmadan çalışıyorlar. Bununla ilgili benim gözlemlerim de var. Mesela Oxford'da, Harvard'da okuyan öğrenciler vardı. Diyorum ki niye bu kadar çok gayret ediyorsunuz? Hocam benim bir görevim var. İnsanlık için şu laboratuvarda çalışacağım diyenlere rastlıyoruz. Tabii bunun oranı ne olabilir? Bu tartışılır. Dolayısıyla özetliyorum. Hayatın anlam arayışı, sizin yaptığınız işin, hedeflerinizin insanla, sizinle, ülkenizle, toplumla ne anlam ifade ediyor ve siz bunun neresinde olduğunuzun fark ettirilmesiyle ilgili bir durum. Evet. Ulvi amaçlar ve idealizm dediniz. Aynen hocam. Öyle hocam. Hocam, peki günümüz gençliğine, ülkemiz bağlamında bakacak olursa, günümüz gençliğindeki gözlemleriniz neler? Günümüz gençliği bu anlamda ulvi amaçlara, idealizme sahip mi? Nasıl yorumluyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Şimdi benim yaptığım ergenlerde yaşam kalitesiyle ilgili bir araştırmada şunu fark ettim. Biz gençliğin, yani eğitimle ilgili yanlış bir yerden gittiğimizi fark ediyorum. Bu benim öznel görüşüm. Yani şunu demeye çalışıyorum. Biz hep IQ'yu ve bilişsel duruma ve aynı zamanda çocuğun akademik başarısına odaklanıyoruz. Buradan da ne kadar çok gayret gösterirsek gösterelim istenen performansı ve sonucu elde edemiyoruz. Bir enerji kaçağı var. Öğretmenler çok çalışıyor ama gençler ya da öğrenciler az çalışıyor. Şimdi ben yatılı okudum aynı zamanda. Durum pedagojik formülasyonu tam tersi olması lazım. Öğretmenlerin yönlendirici, çocukların daha çok gayret etmesi gerekiyor. Şimdi burada neyi yanlış yaptığımızı fark ediyorum. İşte bu pozitif psikoloji kapsamında söylediğim, öğrencilerin ve ergenlerin yaşam kalitesi ve okul yaşam kalitesiyle ilgili eksiklerimizin olduğunu söyleyebilirim. Ne demek? Okula kayıt için gelen ilk çocuk, ilk gördüğü yetişkinin davranışını bilinçaltı düzeyde kaydediyor. Ondan sonraki diğer yetişkinlerin davranışlarını fark ediyor. Ve bunlar bilinçaltı düzeyde, bilinçsiz düzeyde farkına varmadan öğrenme, hepimiz biliriz, farkına varmadan öğrenilerek okula bağlamanın şeklini belirliyor. Sonra öğretmene bağlama kendini gösteriyor. Şimdi yetişkine ve öğretmene bağlanan çocuklar, bununla ilgili çok makale var, okulda daha başarılı oluyorlar. Şimdi buradan başlamamız lazım. Yani öğrencilerin okul yaşam kalitesini artıracak stratejilerin geliştirilmesi lazım. Şimdi gençleri nasıl görüyorum? Gençler zaten bizim yetiştirmemiz gereken potansiyel bir enerji gücü olarak görüyorum. İyimserim. Çünkü çok yüksek donanımlara ve çok yüksek güçlü özelliklere sahip. Bizim bu güçlü özellikleri fark edip, tespit edip, analiz edip ölçeklerle ondan sonra buralara mercek tutmak ve buralarla ilgili strateji geliştirip programlar yapmak lazım. Yani sadece matematik netinden ziyade bu çocuğun başka becerilerine de bakmakta fayda var. Test netleri değil, çocuğun azmini, iyimserliğini, yaşam becerisini ve aynı zamanda okula bağlama biçimini, yaşam kalitesini bir bütün olarak görüp buralardan hareket edersek eminim eğitimin de şekli değişecek. Çocukların da gidiş yönü ve hedefleri, anlam arayışları değişmiş olacak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bugün gençlerin dijital dünyada sosyal medyaya çok bağlı kalmasının sebebi anlam arayışının yetersizliğinden söz edilebilir. Çünkü anlam arayışını tam kavratamadığımız öğrenciler kendine yeni bir anlam buluyor. O da şu anki çatışmamı azaltacak hız konusundaki sosyal medya ve oyun. Anlam arayışını onlara kavratabilirsek araştırmaya, laboratuvara gidecekler ya da herhangi bir yere gidip işte çalışacaklar. O nedenle buradan bakarsak ki bununla ilgili dünyada artık gelişmeler bu yönde, eminim biz de bu yöne doğru bir evriliriz diye ümitliyim. Peki hocam, son ifade ettiğiniz düşünce, acaba gençlerin veya çocukların teknolojiyle bu denli haşır neşir olmaları acaba onların o ortamlarda daha çok mutlu olmalarından mı kaynaklanıyor? Bunun iki tane orada kendilerini daha mutlu mu hissediyorlar? Tabii. Yani şöyle.
Şimdi bağımlılıkla ilgili yapılan çalışmalar da şunu gösteriyor. Kendisine jilet atan bir çocuk aslında aradığı şey sevgidir. Jilet değildir. Kendine acı vermesi. Yine ebeveyn yani çocuğun erken dönemde yaşamadığı anne sevgisinin arayışı ve bu sevginin tatmin arayışı. İki, internet bağımlısı olan çocuğun da arayışı aslında bir sevgi arayışı ve kendinin bir anlam arayışı. Çünkü çocuklar çok hızlı değişim döneminden geçiyorlar. Dolayısıyla bağlanma biçimi ve sosyal desteği eksikse çocuk kendisine bir bu sosyal destek ve anlam arayışını ve kendini teselli edecek bir etkinlikle uğraşmak zorunda. Bu da en mutlu eden şey oyunlar oluyor. Çünkü oyun doğrudan dopamin reseptörünü aktive ediyor ve sizi mutlu ediyor. Çünkü siz arkadaşlarınızla bağlanma biçiminiz zayıfsa, akran gruplarınızla bağlanma biçiminiz zayıfsa ve size bu iyi hissettirmiyorsa, olumlu duygu yaşatmıyorsa, olumlu duygu yaşatacak nerede? Teknoloji. O zaman teknoloji olumlu duygu yaşatıyor. Hepimiz için de bir şey söyleyeyim. Şimdi sosyal medyada paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Siz ne kadar çok tıklanmışsa, like almışsanız olumlu duygu daha çok yaşıyorsunuz. Daha çok tabii. Sosyal medyaya giriyorsunuz. Ne oldu? Burada dopamin reseptörü aktive ediyor. Bağlandıkça bağlanıyorsun ve sosyal medyada kopamıyorsun. Peki bu sosyal desteği ya da bu duygusal desteği ya da bu öznel iyi oluşu başka kaynaktan besleniyor olsan oraya bağlanmış olacaksın. Ergenlerin yaptığı bundan çok farkı değil. Evet. Doğru, haklısınız hocam. Hocam bir de günlük sizin 4.30'da toplantınız olduğunu biliyorum ben. O zaman biraz yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi günlük hayatta hepimiz işte eşlerimizden, çocuklarımızdan, çalışma arkadaşlarımızdan böyle farklı serzenişler alıyoruz. İşte çok yorulduklarını, kimsenin kendisini anlamadıklarını veya bu hayatta herkesin işi bitene kadar davrandığını, bencil olduğunu düşünüyorlar. Anlaşılamadıklarını düşünüyorlar. Bir tükenmişlik sendromu yaşıyor insanlar aslında. Bu sendromu bizler öğretmenler olarak veya birey olarak nasıl önleyebiliriz? Bize bu konuda ne tavsiye edersiniz? Tabii, çok güzel. Şimdi sözümün başında şöyle bir kavram kullanmıştım. Otomatik pilotu bir düşünün. Şu an arkadaşların hepsi bu konuşmadan, bu seminerden ya da bu sohbetten sonra kurulmuş bir otomatik pilotun içerisinde seyre devam edecekler. İşe giderken, sokakta yürürken hangimiz havayı, teneffüs ettiğimiz havayı fark ettik? Hangimiz bastığımız yeri mindful yürüdük? Özellikle beslenme konusunda yemek yerken yemeğin tadını, kokusunu ne kadar fark edebildik? Yemek de koku tat kadar önemli bir şey. Hızlı hızlı karın doyurmak için yemek yiyoruz. Biz de sadece karnımızı doyuruyoruz yani. Oysa mindful yemek ya da beslenme anda kalarak onun tadını, kokusunu hissederek bedeni beslemek. Yürürken de böyle, nefes alırken de böyle, çalışırken de böyle. Yani anda kalmayı, nefesimizi fark etmeyi, gerçek zamanlı olmayı becerebilirsek İşte o zaman tükenmişlik sendromu gerçekten yaşamayız. Çünkü tükenmişlik sendromu otomatik pilot içerisinde yaşayan kişinin yetiştiremediği duygular, yani yetiştiremediği pek çok düşündüğü ve duyduğu pek çok işler vardır. Ve bunları arda arda yapmak istiyor ve yapamadığında duygusal yoksunluk yaşıyor ve duygusal yorgunluk yaşıyor. İnsanı yaptığı değil yapamadığı işler yoruyor. Ondan sonra da bu yapılamazlar eklendikçe tükenme ortaya çıkıyor. O zaman anda kalsak, anı yaşasak, bu anda yaşamayı hedonist anlamda söylemiyorum. Bedenimizi, zihnimizi, duygumuzu, nefesimizi fark etsek, anda kalarak bilinçli anları çoğaltırsak eminim genç kalırız. Ciltimiz fazla buruşmaz, fazla kilo da almayız, ilişkilerimiz sağlıklı olur. Yani ne yaptığımızı fark ederiz. Farkındalığın fark ettiğimizde kendimiz oluruz. O zaman bunu da çözmüş oluruz. Tabii burada pek çok teknik de var. Burada uzaktan yaptıramayacağım bunları. Sabahları mesela bir meditasyon yapmak, zihin-beden egzersizi yapmak, beden taraması yapmak. Bunları hep dinamik tutan şeyler. Bunlarla ilgili Harvard Üniversitesi'nde pek çok araştırma var.
beden egzersiziyle ilgili. Onları yaptığınızda hakikaten stresi azaltıyor. Hatta hiç yaşamıyorsunuz. Belli bir süre yaşıyorsunuz yani. Optimal düzeyde yaşıyorsunuz. Ve duygularınızda daha barışık, düşüncelerinizde daha barışık oluyorsunuz. Özetle şunu söyleyebilirim. Yani biz hep düşüncelerle yaşayan varlıklarız. Oysa bedenin içinde yaşıyoruz. Bedeni ihmal ettiğinizde, bedenin içinde yaşadığınızı unuttuğunuzda evet, tükenmişlikle yaşarsınız. Pek çok stresle yaşarsınız. Özetle beden, duygu, düşünce anda kalarak birlikte hareket ederse mutluluğu yakalamış oluruz. Evet. Umarım bu programdan sonra daha mutlu bireyler oluruz. İnşallah. Beraber. Arzumuz olur. Diyorum, evet. Hocam bu da son olsun. Başka arkadaşlarımızdan soru sormak isteyen varsa söz de verebiliriz ama şu an göremedim. Biz öğretmen ve ebeveynler olarak ergenlerde yaşam kalitesini nasıl yükseltmeliyiz? Evet, şimdi bir. Ergenler bu alan diyor ki, çok sorun bir alan. Evet. Güzel. Ergenler diyor ki bakın bununla ilgili önümde makaleler de var. Bir defa bireyler kendisine değerli hissettirildiğinde, değer verdiğinizi fark ettirdiğinizde olumlu duygu daha çok yaşıyor ve size saygı duyuyor. Olumlu duyguyu yaşayan kişilerin akran ilişkileri daha sağlıklı. Olumlu duyguyu yaşayan çocuklar daha motivasyonlu. Daha az zorbalık yapıyor. Daha az depresyona giriyor. Bir defa birinci kural, bu insan olarak da hepimiz için geçerli değil mi? Bir defa değerli olduğunu hissettiren bir yaklaşım benimseyeceğiz. Biri bu. İki, dilimizin besleyici olması gerekiyor. Zehirleyici dil yerine besleyici dil kullanmamız gerekiyor. Ne demek bu? Yani sorgulayan, aşağılayan, etiketleyen, yargılayan dil yerine destekleyici, destekleyici ve besleyici ve aynı zamanda değer veren dil kullanmak lazım. Otantik bir dil kullanmak lazım. Bunun için de kendimizi fark etmemiz gerekiyor. Örneğin evdeki eşiniz akşam size neden geç kaldın diye sorsa içinden çıkacak ses söylesen de söylemesin bir isyan sesidir. Sana ne? Ama şöyle bir dil kullansa merak ettim seni dese işte bak buradaki farkı fark ederiz. Ya beni önemsiyor diye düşüneceğiz. Dolayısıyla otomatik pilottaki bir yaşantıda söylenen cümleyle anda kalarak farkındalığı yüksek bir yaşantıdaki kullanılan dil hakikaten farklı oluyor. Otomatik pilot dünyasında sorgulayan, etiketleyen, yargılayan bir dilken anda kaldığımızda, andaki farkındalığımızda biraz daha böyle iç dünyamızdan, kalbimizden gelen besleyici bir dil kullanıyoruz. İşte yaşam çok önemli bir şey. Yaşam beceri işidir aslında. Hatta bir tane doktor arkadaşım vardı. Ben yaşam profesyoneliyim diye bir cümle kullanmıştı. Ben çok etkilenmiştim. Yaşam profesyoneli demek çok iş yapmak, çok iş başarmak değil. Hayatı ve anı fark ederek yaşamak demek. Burada şöyle bir şey yok. Yani anda kalarak hiçbir şey yapmayalım mı? Anda kaldığınızda daha çok üretken oluyorsunuz. Daha başarılı oluyorsunuz. İlişkileriniz daha güçlü oluyor. Daha motive oluyorsunuz. Daha verimli oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla kendi aramızdaki ilişkilerin, dilin besleyici olduğunda mutluluk serotonin düzeyi artıyor. İnsanların ilişkileri kuvvetleniyor. Ve destekleyici ilişkiler daha fazla oluyor. Böyle olunca da artık döngü, sistem kendini tamamlayarak mutlu bireyler oluyoruz. Evet. Hocam, yani ben bile şurada rahatladım koltukta. Yani bu kadar rahat bir program ben geçirmemiştim. Açık ifade edeyim. Yani 40 civarında program yaptık meslektaşlarımızla. Çok rahat böyle bilinçli farkındalık, mindfulness. Evet. Rahatladık yani, güzel oldu. Teşekkür ediyoruz. Çok hoş bir program oldu. Teşekkür hocam, arkadaşlarımız da chat bölümünden teşekkür ediyorlar size. Ben de teşekkür ederim. Farkındalık oluşturduğunuz için gerçekten faydalı bilgiler edindiklerini ifade ediyorlar. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Eğitim Akademisi'ne bugün konuk oldunuz. Ben de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Son söylemek istedikleriniz varsa alayım ben. Buyurun lütfen. Önce Milli Eğitim Müdürümüze, Genç Eğitim Teşkilatı'na, yani Isparta'nın Eğitim Teşkilatı'nın bize davet etmesinden dolayı gerçekten onur duyduk. Bizim zaten ekibimiz hep pozitif psikoloji çalışıyor. Yani hakikaten bilimsel şeyler de, makaleler de çok iyi tarıyoruz. Dolayısıyla bizi kabul ettiniz. Herkese sağlıklı, olumlu duyguları daha çok yaşayan, olumsuz duyguları daha az yaşayan, kendi beden içerisinde mutlu,
Sosyal ilişkileri daha güçlü, uzun ömürlü bir hayat diliyorum size. Hocam bir de arkadaşlarımız sormuştu. Teşekkür ederiz güzel temennileriniz için. Instagram ve Instagram hesabınızı paylaşabilir misiniz? Arkadaşlarımızla sizi takip edebilmeleri Erede için. Psikoloji'den takip edebilirler. Erede Psikoloji ve Eğitimde Rehberlik Dergisi diye. Bizi takip ederseniz evet. Mutlu oluruz. Size dergi de gönderebiliriz. Eğitimde Rehberlik Dergisi. Bu konuları işliyoruz. Çok memnun oluruz. Evet. Herhangi bir ücret vesaire de beklemiyoruz. Tamam hocam. Çok teşekkür tamam. ederiz. Arkadaşlarımızın notlarını almışlardır. ERD Psikolojik Danışmanlık. ERD Psikoloji. Instagram sayfası ERD Psikoloji. ERD Psikoloji diyelim. Evet. Hocam, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yılmaz Bey'in, Fevzi Bey'in de selamlarını tekrar ileteyim size. Teşekkür ederim. Bugün Eğitim Akademisi'ne konuk olarak bize rahat bir program yaşattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm meslektaşlarım, öğretmen arkadaşlarım adına da bu teşekkürlerimizi kabul edin lütfen. Sizi tamam. saygıyla selamlıyoruz hocam. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir ömür diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek yine üzere diliyoruz tekrar. Sağ olun hocam. İyi günler diliyorum öğretmen arkadaşlarıma da. Sağ olun, var olun. Saygıyla kalın, sağlıklı kalın.